Herkese iyi akşamlar. Türk Nöro Radyoloji Derneği'nin Nöro Radyoloji Akademisi'ne bu haftaki toplantısına hoş geldiniz. Bu hafta Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Doçent Doktor Rıfat Özpar bizimle birlikte olacak. Ve intrakraniyel venöz patolojilerde görüntülemeden bahsedecek. Merakla biz de dinliyoruz ve hazır bir şekilde bekliyoruz. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Türk Nöroradyoloji Derneği'nin düzenlemiş olduğu Nöroradyoloji Akademisi'nde bugün intrakraniyal venöz patolojilerde görüntüleme konusundan bahsedeceğim. Aynı konu hakkında 33. yıl Ulusal Kongre'de de bir konuşmam olmuştu. Konuşmama ilgi gösteren, görüşlerini bildiren bütün değerli hocalarıma, değerli meslektaşlarıma çok teşekkür ederim. Aynı zamanda Nöroradyoloji Akademisi'nde de aynı konuşmayı yapmak üzere davet eden Cenk Hocama ve Türk Nöroradyoloji Derneği'ne de çok teşekkür ederim. Yapacağım konuşmada kongrede yaptığım konuşmaya ek olarak birkaç şey daha ekledim. O yüzden daha kapsamlı bir konuşma olacak. Umarım herkes için faydalı olur. İntrakraniyal venöz patolojiler arteriyel hastalıklara göre daha az sıklıkla görülen ancak daha kompleks patofizyolojik sürece sahip vasküler hastalık grubudur. Kompleks bir patofizyoloji söz konusudur çünkü venöz sistemde anatomik varyasyonlar fazladır ve aynı zamanda meningeal lenfatikler ya da araknoid granülasyonlar gibi boz dolaşım sisteminin periferal kısımlarıyla da venöz sistem yapıları iç içedir. Ve bu nedenle bu hastalıkların doğru tanımı ve tedavisi çoğu zaman kompleks bir yaklaşım gerektirmektedir. İlk olarak anatomi ve varyasyonlardan bahsedecek olursak, şimdi normal anatomide venöz sistemi yüzeyel venöz sistem ve derin venöz sistem olarak ikiye ayırabiliriz. Supratentoryal bölgenin yüzeyel dolaşımında burada morla işaretlediğimiz bölgelerin çoğu superior sagittal sinüse drenaj gösteren kortikal venler aracılığıyla venöz dolaşımını sağlıyor. Şu sarı ile işaretli olan bölge silvian bölgede yüzeyel kompartman. Burada lateral anjiyografi görüntüsünde izlediğimiz yüzeyel orta serebral ven ile drenajını sağlarken insula, uncus gibi derin silvian bölge yapıları daha doğrusu ön ve derin serebral venler aracılığıyla rozentalin bazal venine venöz drenajını gerçekleştiriyor. Yeşille işaretli parieto occipital bölgelerin venöz drenajı ise Laplace venleri aracılığıyla transvers sigmoid sinüs bileşkelerine gerçekleşiyor. İnfratentoryal bölgede ise venöz kompartmanı galenik grup, petrozal grup bir de tentoryal grup olarak üçe ayırabiliriz. Galenik grup genellikle mezensefalonun, ponsun drenajını lateralden alan, işte lateral mezensefalik ven gibi rozentalin bazal venine dreni olan kısım ile presantral serebral ven ya da superior vermiyan gibi galen venine dreni olan kısmı içeriyor ve bu kısım direkt derin venöz sisteme dreni oluyor. Ayrıca ponsun, bulbusun anterior kısımları superior petrozal sinüse doğru drenaj gösterirken cerebellumun posterior kısımları daha çok tentoryal venler aracılığıyla ve inferior vermis de aynı şekilde drenajını sağlıyor. Oksipital emisler venlere doğru. İnfratentoryal bölgedeki venöz dolaşım ağı tabii ki supratentoryal bölgeye göre çok daha geniş. O yüzden primer venöz sistem patolojileri infratentoryal bölgeyi supratentoryal bölgeye daha az göre daha az etkiliyor. Şimdi tabii ki normal anatomi popülasyonun %30'u ile 40'ı arası değişken düzeyde görülüyor. Yani normal anatomiden kastımız tüm venöz sinüslerin çaplarının normal ve birbirine benzer ölçüde olması. En az normal anatomik dağılım kadar yaygınlık gösteren izole sol transvers ve sigmoid sinüs hipoplazisi en sık gördüğümüz anatomik varyasyon. Burada özellikle tek taraflı superior sagittal sinüsün tek taraflı drenajını genellikle sağ transvers ve sigmoid sinüs alırken bu varyasyonda sinüs rectusun yani derin sistemin drenajını ağırlıklı olarak sol taraf alıyor ve buna bağlı hipoplazik izleniyor. Onun dışında daha nadir olarak transvers ya da sigmoid sinüs agenezileri görülebiliyor. Mesela bu olguda sağ transvers sinüste agenezi var. Şurada rudimenter bir sigmoid sinüs var. Bu olgumuzda ise sigmoid sinüs distali agenezik görünümde transvers sinüsler direkt emisser venlere posteriordan
drenaj gösteriyor oksipital bölgeye doğru. Yine daha nadir olarak gördüğümüz bu varyasyon bu olgumuzda var. Anterior sagittal sinüs hipoplazisi, bazen hatta aplazik de olabiliyor. Başka bir olgumuzda ise fenestrasyon örneğini görüyoruz sağ taraf sigmoid sinüste, MR venografi görüntülerde. Tabii özellikle burada izlediğimiz agenezi, hipoplazi ya da fenestrasyon gibi durumlar sadece MR venografi görüntülere baktığımızda özellikle belli bölgelerde komplet trombozlarla genellikle ageneziler, parsiyel trombozlarla da genellikle hipoplaziler karışabilir. Yani o yüzden MR venografilerde böyle dolum defektleri izlediğimizde mutlaka iki ihtimali de düşünmek lazım ve anatomik görüntülerden faydalanmak gerekiyor. Yine embriyonik sinüsler var, daha nadir sıklıkla gördüğümüz. En sık gördüğümüz embriyonel sinüs, yani embriyonel hayattan yetişkin hatta yaşlılık dönemine kadar giden sinüslerden en sık gördüğümüz oksipital sinüs. Bu embriyonel sinüsler aksesuar bir sinüs olarak görülebildiği gibi aberrant dominant venöz drenaj sinüsleri olarak da izlenebiliyor olgularda. Mesela bu olguda aynı anda hem transvers sinüs agenezisi, sigmoid sinüs hipoplazisi var her iki tarafta ve bilateral oksipital sinüs varyantı var. Yine falsin sinüs varyantı da oksipital sinüse göre daha az sıklıkla hatta son derece nadir görülen. Burada sinüs rektüsün başlangıcından superior sagittal sinüse doğru uzanan bir venöz yapı olarak karşımıza çıkıyor. Bu yapıda ya da sıklıkla demeyelim daha doğrusu bu yapıya da literatürde sinüs rektüs agenezilerinin eşlik edebileceği bildiriliyor. Özellikle agenezik sinüs rektusta falsi sinüs varyantında görülebiliyor. Yine önemli bir varyasyon girişimsel venöz anomaliler. Burada da yine parenkimal aberran venöz drenaj sağlayan vasküler yapılar var. Bunların tipik özellikleri özellikle kontrastlı görüntülerde böyle kör bir lineer tarzda kontrastlanan, işte medusa başı olarak işaretlenen saçaklı görünüme de sahip olabilen aberran drenaj benleri. Bunlar SWI görüntülerde duyarlılık artefaktına yol açıyor özellikle içerdiği venöz kan içerisindeki deoksihemoglobinden dolayı. T2 ya da FLIR görüntülerde ya hiç seçemiyoruz ya da belli belirsiz seçiyoruz ve MR venografi görüntü, daha doğrusu MR angiografi görüntülerde venöz fazla opasifiye olan vasküler yapılar şeklinde karşımıza çıkıyor. Bunlar bir de bazen tabii ki dev boyutta olabiliyor. Çok majör drenaj sağladığı parenkimal bölgeler olabiliyor. Özellikle bunlarda T2'de belli hıza ulaşmış akım sinyalsizlik şeklinde bulgu verebiliyor. Ve SWI'da her yerinde bu özellikle akımın olduğu yerlerde duyarlılık artefaktı görmüyoruz. Bu kısımlarda birazcık da akım ilişkili zenginleşme fenomeni duyarlılık artefaktını nispeten elimine ediyor. Ama bu lezyonların da kontrastlanması ve venöz fazla opasifiye olması tipik bir de başka bir nedenden dolayı perfüzyon MR yapılırsa özellikle aynı olgunun perfüzyon MR'ını görüyoruz. Bu gelişimsel venöz anomaliler, cerebral blood volume ve blood flow'da hiperperfüze olarak izlenebiliyor. Aynı zamanda bunlar da ortalama geçiş zamanı ya da pik zamanı da uzayabiliyor. Yani ve sadece perfüzyon MR'a bakılarak değerlendirme yapıldığında tümör kuşkusu uyanıyor ama konvansiyonel sekanstaki bu tipik bulgular göz önünde bulundurulduğunda rahatlıkla tanıları konuyor. Dedikten sonra sunumun belki de en temel konusu olan intrakranial venöz trombozla görüntülemeye geçeceğim. Şimdi intrakranial venöz trombozun patofizyolojisine baktığımızda genellikle dural venöz sinüsler uzun bir segmentte tromboze olan vasküler yapılar. Şimdi dural venöz sinüsler tromboze olduğu zaman diğer tromboze olmayan kısımda vazodilatasyon ve kolateralizasyon şeklinde iki adet kompansatuar mekanizma devreye giriyor. Ve bu sayede beyin parenkimi intrakranial venöz trombozlarının çoğunda aslında bir hasar almadan süreci atlatıyor. Sadece bu olgularda bost dolaşımının bozulmasına bağlı olarak intrakranial basınç artışı bulguları ortaya çıkabiliyor. İşte baş ağrısı, görme bulanıklığı ya da bazen jenerize nöbetler olabiliyor. Ancak bu kompansatuar mekanizmalar yetersiz kalırsa
bir ya da birkaç kortikal ven tromboze olabiliyor. Ve o zaman işte beyin parenkiminde fokal lezyonlar ortaya çıkabiliyor. Genellikle vazorinik ya da sitotoksik ödem alanları görülüyor. Ayrıca juxtakortikal ya da subkortikal hemorajiler ve kortikal subaraknoid kanamalar görülebiliyor. Bir de ister kompanse ister dekompanse olsun kronik dönemde beyin parenkimi bir şekilde venöz dolaşımını sağlıyor. Hatta tromboz olan kısımlarda bile kolateralizasyona bağlı olarak rekanalizasyon gerçekleşiyor. Kronik dönemde de rekanalize ve tromboze kısımları birlikte izleyebiliyoruz olgularda. Tiplerine bakacak olursak en sık yüzeysel venöz sinüs trombozlarını görüyoruz. Daha sıklıkla derin serebral venöz trombozları, nadiren de venöz sinüslerde tromboz olmaksızın kortikal venlerde gerçekleşen izole kortikal venöz trombozu izleyebiliyoruz. Şimdi görüntüleme yöntemlerinin intrakranial venöz tromboza sensitivitelerine baktığımızda her bir görüntüleme yönteminin kendine ait literatürde değişken sensitivite ve spesifisite oranları var. Ama hastalık az sıklıkla görüldüğünden dolayı olgu sayısı çoğu çalışmada az ve altın standart metotlar çalışmalarda birbirinden farklılık gösteriyor. Prospektif randomize kontrollü bir çalışma olmadığı için gerçek sensitivite ve spesifisiteyi her bir tetkik için söylemek zor literatür verilerine göre. Ayrıca her bir incelemenin kendine göre güçlü ve zayıf yanları bulunuyor. Kontrastsız BT ile başlayacak olursak venöz tromboza karakteristik olarak izlediğimiz bulgu hiperdens damar işareti. Bunu venöz sinüslerde ya da kortikal damarlarda görebiliriz. İşte superior sagittal sinüsteki delta işareti. Burada gördüğümüz kortikal vendeki hiperdens damar görünümü kort işareti deniyor. Juxtakortikal hemorajiler ortaya çıkabiliyor. Kortikal sulkuslarda subaraknoid kanamalar görülebiliyor. Kompansatuar mekanizmaların yetersiz kaldığı olgularda geniş vazojenik ödem alanları, parenkimal hemoraji bulguları görülebiliyor patofizyolojide konuştuğumuz. BT ile ilgili önemli bir durum, BT'de izlenen bu hiperdans damar işareti ve hemoraji bulguları yaklaşık ilk bir hafta içerisinde görünür oluyor. Bir haftadan sonra ilgili alanlarda danse kaybı geliştiği için bu venöz tromboza spesifik bulguları göremiyoruz. Mesela sağ üstteki olgunun 8 gün sonraki kontrol kontrastsız BT incelemesinde hiperdans damar işareti de seçilemiyor. Hematom da seçilemiyor. Ayrıca BT'de yine trombozu taklit edebilecek bir durum. Özellikle vücut hematokrit düzeyi, kan hematokrit düzeyi yüksekse bu olgularda da trombozu taklit eden hiperdans damar bulgusu ortaya çıkabiliyor. Literatürde bununla ilgili birkaç çalışma yapılmış. Özellikle Hounsfield ünite değerlerine bakarak biz bunu hematokrit değerine de oranlarsak trombozu ayırt edebilir miyiz diye, ama her bir çalışmada farklı olgu sayısı var hasta ve kontrol grubunda. Cutoff değerleri birbirinden çok farklı. Yani dolayısıyla yani herhangi bir çalışma verisine bağlı kalmadan özellikle tek taraflı diğer venöz sinüslere göre daha dens bir sinüs görürsek ya da içimiz rahat etmezse hiç düşünmeden bir ileri tanı basamağına geçmemiz gerekiyor. BT venografi kontrastlı kranial BT ile büyük benzerlikler taşıyan ancak birkaç nüans farklılığı içeren, yani işte enjeksiyon hızının daha yüksek olması, zamanlamanın standart olması gibi özellikler içeren bir tetkik aslında kontrast kranial BT'nin bir çeşidi. Mutlaka kontrastlı ve kontrastsız görüntüleri birlikte arıyoruz ve hem BT venografi hem de birazdan bahsedeceğimiz MR venografi de önemli bir durum. İntrakranial venöz tromboz ararken mutlaka kontrastlanan venöz sinüs içindeki dolum defektini kesişsel kaynak görüntüler üstünde aramamız gerekiyor. Çünkü kontrastlı görüntüden kontrastsız görüntüyü çıkararak elde ettiğimiz subtraksiyon görüntülerde ve bunlardan oluşturulan maksimum intensite projeksiyon yani MIP görüntülerde venöz sinüslere global bir bakış sağlamış oluyoruz. Yani sadece bize açık olan kısımlar hiperdans olarak izleniyor. Ancak özellikle parsiyel tromboz
Bu MIG görüntülerde optimal değerlendirilemiyor. Venüs sinüsün opasifiği olan kısmı olmayan kısmı birazcık gizliyor gibi oluyor. Mesela bu olguda superior sagittal sinüsün posterior 1 bölü 3'lük kısmı ve sağ transvers sinüs biraz incelmiş. Solunda proksimalinde bir incelme var ama geri kalan kısımlar normal gibi. Şurada bir de belki komple tromboz ile uyumlu olabilecek total kalibrasyon kaybı var. Ancak kaynak görüntüye baktığımızda burada özellikle subtraksiyon görüntülerde superior sagittal sinüsün aslında en üst kısmından parsiyel trombozun başladığını ve en normal şekilde görülen sol sigmoid sinüste bile parsiyel tromboz olduğunu izliyoruz. Ya mutlaka kesişsel kaynak görüntüler venografi incelemelerinde tromboz açısından değerlendirmemiz gereken en önemli görüntüler oluyor. MR görüntülemeyi 3 sac ayağında ele almalıyız. İlk olarak geleneksel sekanslar, sonrasında duyarlılık görüntüleme ve sonrasında MR venografiden bahsedeceğim. Geleneksel sekanslarda ve duyarlılık ağırlıklı görüntülemelerde göreceğimiz bulgular zamana bağlı değişecek. Şimdi ilk 5 gün içerisinde genellikle semptom başlangıcından sonraki ilk 5 gün içerisinde görüntüleme yapacak olursak genellikle akut tromboza ait T2 hipo intensitesini ve T1 ara intensitesini görüyoruz. Çünkü buradaki durum genellikle trombozdaki ana materyal olan deoksihemoglobine bağlı ortaya çıkıyor. Ve bu evredeki tromboz T2 ağırlıklı görüntülerde görmeye sıklıkla aşina olduğumuz normal akım sinyalsizliğini zaman zaman taklit edebiliyor. Subakut trombozda ise tıpkı kanamanın subakut evresi gibi dominant materyal methemoglobin haline geliyor ve 5. günle 15. gün arası intraseller bölgede oluşup yavaş yavaş ekstraseller mesafeye doğru geçiyor. Tabii methemoglobin T1 süresini kısalttığı için hiperintens. T2'de 5. günden 15. güne kadar hipointensiteden yavaş yavaş hiperintensiteye geçiş sergiliyor ve sadece bu evredeki tromboz difüzyon kısıtlıyor. Akut ve subakut dönemdeki trombozlarda genellikle trombüse bağlı dolum defekti kontrastlı görüntülerde izlenirken 15. günden sonra ortamda metahemoglobin ya da deoksihemoglobin kalmıyor. Onun yerine rekanalize alanlar içeren ve yer yer kendisi de vasküler görünümde olan tromboz ortaya çıkıyor. Buradaki ana materyal organize vasküler trombüs. Ve işte 15. günden sonra kontrastlı görüntülerde venöz trombozun olduğu bölgeler kontrastlanıyor. Özellikle bu trombozu tanıma açısından T2 görüntüler çok karakteristik. Bu küçük filovoid alanları rekanalizasyonu temsil ederken şu T2 hiperintans alanlarda ya çok yavaş bir akım var ya da tromboza ait akım olmayan yerler var şeklinde düşünebiliriz. Yani şu heterojen hiperintans görünüm tipik. Duyarlılık sekanslarına baktığımızda gradient echo veya susceptibility ağırlıklı görüntüleme yani SWI'dan faydalanabiliyoruz. Özellikle gradient echo harekete SWI'ya göre daha az duyarlı ve acil olgularda kısa sürdüğü için faydalanabiliyoruz. SWI'da trombozun dışında normal venöz kan da paramanyetizma sergiliyor. Deoksihemoglobin miktarına bağlı. Ancak bu sekans harekete gradient echo'ya göre bir miktar daha duyarlı. Şimdi tabii gradient echo ve SWI görüntüler özellikle kortikal venöz trombozlara en hassas sekans olarak geçiyor. Ama aslında bu sekanslarda da trombozun evresine bağlı tanısal başarı düşebiliyor. Mesela burada superior sagittal sinüsün anterior ve kısmen orta bir bölüşlük kısımlarını etkileyen bir tromboza ait bir akım sinyalinde kayıp var. Şimdi T2 ve gradient echo görüntüleri izliyoruz. Şimdi akut tromboz normal filovoid sergileyen kısımdan ayrılamıyor demiştik. Bu olguna güzel bir örnek. Anterior ve posteriorda T2 görüntülerde çok büyük bariz farklılık yok. Yine kortikal venlerin çaplarında ya da görünümünde T2'de bir anormallik yok. Ama T2 ile gradient echo'yu karşılaştırdığımızda özellikle şu superior sagittal sinüsün anteriorunda Blooming artefaktına ait daha kaba, büyük bir görünüm ortaya çıkmış ve kortikal venler de aynı şekilde kaba ve büyük gözüküyor. İşte burada deoksihemoglobin Blooming artefaktına yol açarak bizim gradient echo'da görmeye alışkın olduğumuz duyarlılık artefaktını ortaya çıkarıyor ki aynı zamanda buradaki ara intensitede gibi gözüken hemoroji alanlarında da Blooming artefaktına örnek var.
Peki kronik trombozda bir blooming artefaktı devam ediyor mu? Bakacak olursak özellikle aynı olgunun 23 gün sonra yapılan MR incelemesinde özellikle superior sagittal sinüsün anteriorunda ya da kortikal venlerde herhangi bir blooming kalmadığını izliyoruz. Çünkü burada bu blooming'e neden olan deoksihemoglobin gitti. Subakut trombozda ise genellikle T2 hiperintensitesi gerçekleşen bölgelerde blooming artefaktına neden olabilecek bir deoksihemoglobin ya da intraselüler methemoglobin kalmadığı için bu alanlar şu ortada gördüğümüz gradient echo görüntülerde blooming sergilemiyor. Daha hipointens olan yerlerde böyle rezidü blooming artefaktları oluyor. Yani duyarlılık ağırlıklı görüntülerde bize her zaman özellikle geç subakut ve kronik dönemde trombozu göstermiyor. Yine sadece SWI'de gördüğümüz ancak gradient echo'da görmediğimiz bir durum. Burada parenkimde yaygın tribüşon tarzında kontrastlanan vasküler yapılar izliyoruz. SWI'da duyarlılık artefaklarına neden olmuş. Bunlar trombozu olan damarlardan ziyade beyin içi dolaşımı sağlayan ve beynin etkilenmemesini sağlayan bahsettiğimiz kolateral venöz yapılar. Böyle SWI'da gözüküyor, hatta çok ince kesit kontrastlı T1 İşte turbofilt echo ya da MPH ya da Bravo gibi sekanslar alırsak buralarda da bu yapıların bazılarının kontrastlandığını izleriz. Yani bu durum bize o olgunun bir venöz tromboz geçirdiğini ve kolateralizasyon mekanizmalarının devreye girdiğini gösteren bir durum. Yaygın intrakranial venöz tromboz değil, gradient echo'da karşılığı olması gerekirdi en azından trombozu olan vasküler yapıların. Tabii ki MR incelemenin geleneksel sekans ve duyarlılık ağırlıklı görüntülerin kendine göre kısıtlamaları var. Özellikle en çok kafamızı karıştıran kısıtlamalardan birisi, burada solda sigmoid sinüste bir örneğini görüyoruz. Beklediğimiz akım sinyalsizliği kaybolmuş. Biliyoruz ki bu yavaş akıma ya da oklüzyona bağlı, duran akıma bağlı ortaya çıkmış olabilir ama yine de yavaş akım da bunu az sıklıkla yapmıyor. Özellikle hipoplazi olgularında. Yavaş akım varlığında T2'de akım sinyalsizliği kaybolabilir. Yine yavaş akım T1 görüntülerde akım ilişkili parlaklaşmaya neden olabilir. Ve hava doku arayüzlerinde ya da kemik çıkıntılar komşuluğunda bu yapıların yol açtığı manyetik inhomojenizasyon özellikle duyarlılık ağırlıklı sekansların o bölgedeki etkinliğini düşürebilir ve o bölgelerde herhangi bir yorum yapmamız güçleşebilir. Aklımızda olması lazım. Venöz enfarktın MR görünümüne bakacak olursak, özellikle konvansiyonel sekanslarda ve difüzyon ağırlıklı görüntülerde venöz enfarkta değişken oranda vazojenik, sitotoksik ödem görebiliriz. Yine kafa karıştırıcı olabilecek noktalardan biri, özellikle kontrastlı görüntüleme yapacak olursak, yaygın leptomeningel ve pakimeningel kontrastlanma az sıklıkla görünmüyor bu olgularda. Ve bu nedenle menenjit ya da leptomeningel karsinomatozis veya granulomatöz hastalık tutulumları gibi nedenlerle karışabiliyor. Yine duyarlılık ağırlıklı görüntülerde hemoroji arteriyel inmelere göre biraz daha sık görülebiliyor. Genellikle yüzeyel venöz trombozlar tek taraflı olurken derin venöz sistemi etkileyen trombozlar kolateralizasyonun zayıf olmasına bağlı bilateral etkilenmeye neden oluyor. Genellikle talamuslar etkileniyor. Aynı zamanda bazal ganglionlar ve diğer derin beyaz cevher yapıları, internal kapsül ya da korpus kallozum gibi venöz enfarktlarda etkilenebilen yapılar arasında derin venöz enfarktlarda. Özellikle tabii şu tutulum paterni ayrıca tanıda toksik metabolik hastalıkları düşündürse de mutlaka biz özellikle bilateral talimik lezyonu olan olgularda mutlaka bir internal serebral venler, galen veni ya da sinüs rektus traselerine bakmamız lazım. Bu olgu MR'ı tolere edememişti. O yüzden BT incelemesi yaptığımız bir olguydu. Çünkü difüzyon MR'dan sonra hastayı bir daha MR'a alamamıştık. BT incelemelerinde burada galen veni düzeyinde ve sinüs rektusta hiperdans damar işareti ve BT venografide tromboza ait dolum defektine izliyoruz. Siyah kan trombüs görüntüleme literatürde son yıllarda giderek artan sıklıkla ifade edilen nispeten daha yeni dönemde kullanılan bir teknik. Sensitivitesi çok yüksek olarak ifade ediliyor ve temel olarak burada 3 boyutlu turbospineko sekanslar kullanılıyor. Mesela bu çalışmada T1 turbospineko sekans kullanılmış. Tabii ki burada bahsedilen akım baskılama teknikleriyle
Özellikle en yavaş akımların bile sinyali kaybediliyor ve trombozun kendine ait bulgular ortaya çıkabiliyor. Ancak hiperakut ve kronik tromboz yavaş akımla karışabiliyor. Çünkü çok yavaş akımı tam olarak bu siyah kan tromboz görüntüleme %100 dışlayamıyor. Bu literatürden aldığım bir örnekte yine trombüsün evresine bağlı değişen intensiteleri görüyoruz. 3 LT1 turbospineko görüntülerde. MR venografi tetkiklerini kontrastsız venografi ya da kontrastlı MR venografi olarak ikiye ayırabiliriz. İlk tercihimiz genellikle kontrastlı MR venografi yöntemleri. Çünkü kontrastsız incelemelerin kendine göre kısıtlamaları var. Ama tabii ki hastanın kontrast madde alamadığı durumlarda bu incelemelerde tanıda çok faydalı oluyor. İlk olarak kontrastsızdan başlayacak olursak, özellikle time of flight inceleme önceki yıllarda daha sık kullanılırken günümüzde yerine 3 boyutlu faz kontrast MR venografiye bırakmış durumda. Çünkü time of flight'ta bir kere 2 boyutlu inceleme yapabiliyoruz. Çünkü 3 boyutlu time of flight'ın özellikle venöz kanın yavaş olmasından dolayı hassasiyeti çok düşük 3 boyutlunun. 2 boyutlu da bir kere geometrik çözünürlüğümüz kötü oluyor ve en önemli kısıtlamalardan birisi özellikle T1 süresini kısaltan bir durum olduğundaki intrakraniyal venöz trombozda subakut trombozda T1 hipertans oluyor dedik. Yani burada yalancı negatif sonuçlar çıkabiliyor. Mesela bu olgumuzda her iki tarafta sigmoid sinüsler T2 TOF görüntülerde hiperintans olarak izleniyor. Ama geleneksel sekanslarla birlikte değerlendirdiğimizde T1 ve T2'de hiperintans özellikle geç subakut trombozu izliyoruz ki burada bu sekansları almamış olsak yani şuradaki tromboz kolaylıkla gözden kaçabilir. Faz kontrast MR inceleme time of flight'a göre 3 boyutlu yapılabilmesi ve T1 relaksasyon etkilerinden bağımsız olması nedeniyle günümüzde sıklıkla tercih ediliyor ki bu incelemenin süresi de özellikle paralel görüntüleme tekniklerinin de devreye girmesiyle birlikte en azından şöyle bir 6-7 dakikaya düşmüş durumda. Burada bakın yine hiperintans özellikle subakut trombozumuz var. T1'de hiperintans ama şeye baktığımızda burada faz kontrast MR venografinin magnitüt görüntüsüne baktığımızda işte bu hiperintensiteyi burada görmüyoruz. Yani TOF'a göre bir üstünlüğü o. Aynı zamanda magnitüt görüntünün yanında yine sekansın oluşturulması esnasında elde olunan ve akım bilgisi içermeyen şuradaki refaze görüntülerde anatomik detay için kullanılıyor ki anatomik detayın ne kadar önemli olduğunu hipoplazi ya da trombüs olgularında konuşacağız. Ve aynı zamanda 3 boyutlu olmasından dolayı burada elde ettiğimiz 3 boyutlu MIP görüntüleri de değerlendirerek venöz trombozu değerlendirebiliyoruz. Global bir bakış sağlayabiliyoruz. Tabii ki yavaş akıma, time of flight'a göre daha hassas dedik ama her yavaş akıma da hassas olmuyor faz kontrast görüntüleme. Bu hassasiyeti belirleyen en önemli parametre sekansta yer alan encoding velocity ayarı. Bu ayarı düştükçe, encoding velocity değerini düştükçe bizim yavaş akımları saptama özelliğimiz artıyor. Ama her yavaş akımı saptayabiliyor muyuz diye bir bakmak lazım. Şimdi mesela burada solda sigmoid sinüs hipoplazik ve T2'de hiperintans gözüküyor. Burada rutin biz kendi protokolümüzde faz kontrast MR venografi yapmışız. Sigmoid sinüste bir hipoplazi var ama bakın sol transvers sinüs yok. Yavaş akım mı, hipoplazi mi yoksa tromboz mu var diye bu encoding velocity değerine 5 santimetre saniyeye düştüğümüzde şurada rudimenter özellikte bir belli belirsiz sol transvers sinüs ortaya çıktı. Ama ne oldu bunun sonucunda? Bu sefer yüksek akım hızlarına duyarlılığımız azaldı ve superior sagittal sinüs ve sağ transvers sigmoid sinüsteki o daha yüksek hızlı akım alanları görülmemeye başlandı. Yani bununla düşseniz bir de gösterebiliyorsunuz ama ne olursa olsun kontrastlı MR venografinin verdiği luminal açıklık doğruluğunu hiçbir kontrastsız MR venografi incelemesi vermiyor. Yani kontrastlı da aslında hiçbir yerde agenezi yok ya da bir tromboz yok. Burada
Hipoplezi ile uyumlu difüz kalibrasyon azalması var. Sol transfer sigmoid ve internal jugularven hipoplezik özellikte. O yüzden mümkün mertebe tercihimiz kontrastlı MR venografi olmalı. Burada da yine 3 boyutlu ya da 4 boyutlu yapabiliyoruz bu incelemeleri. Mutlaka 3 boyutlu kontrastlı MR venografide kontrastsız faz ve venöz fazı almamız gerekiyor. Burada kullandığımız sekanslar çok hızlı 3 boyutlu T1 gradient echo görüntüler. Yaklaşık kontrast çözümleme süresi 10 ile 20 saniye arasında değişiyor direkt venöz fazı yakalamak için. Ve kontrastsız görüntüleri de alıp birbirinden çıkarttığımızda işte buradaki subtraksiyon görüntüler yine bize tromboz açısından önemli dolum defeklerini gösteriyor. Yine baktığımızda burada yavaş akımı, deminki olgunun kontrastlı MR venografisi bu da. Demin gösterdiğimiz 3 boyutlu faz kontrast venografinin kontrastlı MR venografi ile karşılaştırıldığı hali. Burada faz kontrast MR venografide çok yavaş akıma bağlı olarak hiçbir yer opasifiye olmamış ama aslında kontrastlı MR venografide bir rekanalizasyon gelişmiş ve beyin parenkiminin kolateralizasyonu da çok iyi. Yani bu inceleme kesinlikle yavaş akımı kontrastsız MR venografilere göre daha iyi gösteriyor. Ama 3 boyutlu kontrastlı MR venografi için en önemli koşul kontrast zamanlamasının doğru yapılması. Özellikle kontrast zamanlaması arteriyel fazda ya da çok erken bir venöz fazda yapıldığında işte burada gördüğümüz dalgalanma şeklinde ring artefaklarına neden oluyor. Ve biz bu görüntüleri tromboz açısından değerlendirmek istediğimizde özellikle bakın burada kontrast maddenin çoğu arteriyel sistemde venöz sinüsler opasifiye olmamış. Burada venöz sinüslerin tromboz olup olmadığını söyleyemeyiz. Yani burada ya çekimi tekrarlayacağız. Ya da bu hastada mesela biz devamında kontrastsız ya da faz kontrast MR venografi almıştık. Çünkü faz kontrast MR venografi T1 relaksasyon parametrelerinden T1 süresini kısaltan etkenlerden etkilenmiyordu. Ve kontrast maddeden de etkilenmeyecek. Yani o yüzden faz kontrast MR venografide tüm venöz sistemin açık olduğunu da gördük. Yani bu İncelemeyi yaparken kontrast zamanlamasını bolus tracking ya da care bolus ya da işte trigger'la tutturmak gerekiyor. 4 boyutlu kontrastlı MR venografi teknikleri de var. Literatürde bunlar time zone MR venografi olarak ifade ediliyor. Burada zaten kısa olan 3 boyutlu T1 gradient echo görüntülerin süresi K alanının çok az bir kısmının kodlanması sayesinde tüm kranyal bölge 2 saniyede bir devamlı görüntülenebiliyor 3 boyutlu olarak. Tabii işin içine 4. boyut olarak zaman değişkeninde girdiğinde sekansı başlattıktan sonra bir kontrast madde verirsek biz erken arteriyel, geç arteriyel, erken venöz ve geç venöz fazları elde edebiliyoruz. Ve yani zamanlama sıkıntısı yaşamıyoruz ama bu sekansın önemli bir kısıtlaması geometrik çözünürlük düşük. Bir de kaynak görüntüleri tromboz açısından incelemek istediğimizde yani yaklaşık bir 5000 daha doğrusu 3000 ile 6000 arası değişen rakamlara sahip seriler elde edebilirsiniz aldığınız faz sayısına bağlı olarak. Yine de o fazlardan bir ya da birkaçını seçebilecek iyi bir PACS programı varsa ya da post processing yöntemi varsa çok faydalı sonuçlar veriyor. Bir de intrakranyal venöz tromboz olgularında eşlik edebilecek aslında arteriyel ya da arteriyovenöz anormallikleri de bu sekans çok iyi gösterebiliyor. Dedikten sonra altın standart olarak ne yapalım konusuna gelmek istiyorum. Literatürde en yüksek venöz tromboz açısından sensitivitesi ve spesifitesi en yüksek yaklaşımın geleneksel sekanslar T2 duyarlılık ağırlıklı görüntüleme ve MR venografi sekanslarını içeren multiparametrik MR olduğu belirtiliyor kılavuzlarda. Eğer MR yapamıyorsanız da BT-BT venografi yapılabilir deniyor. Tanıyı koyduk. Sonrasında hastaya tedavi de başlandı. Fakat buna rağmen bir nörolojik kötüleşme var ya da hasta komaya gidiyor. Mutlaka görüntüleme tekrarı yapın deniyor. Çünkü ona göre daha ciddi cerrahi ya da endovasküler tedaviler yapılabileceği söyleniyor. Şimdi özellikle bu multiparametrik MR yaklaşımıyla bizi arada bırakan durumların
çözülebileceğine ait birkaç olgu örneğinden bahsederek venöz tromboz bahsini kapatacağım. Şimdi ilk olgumuzda burada aksiyel MIP kontrastlı MR venografi görüntüsünü izliyoruz. Burada superior sagittal sinüsün arka kısmı biraz kalibrasyonu azalmış. Sağ transvers sinüs kalibrasyonu da azalmış. Solda ise belli bir kısım yok. Devamı da hipoplazik gözüküyor. Şimdi burada hipoplazi mi var, tromboz mu var? Şimdi ne demiştik? Kaynak görüntülere bakalım demiştik ama her zaman kaynak görüntülerde doğruyu göstermeyebiliyor. Özellikle parsiyel trombozlarda. Çünkü burada aldığımız subtraksiyon görüntülerde biz sadece açık olan lümeni izliyoruz. Şimdi mesela buraya baktığımızda superior sagittal sinüs posteriori açık. Her iki tarafta sigmoid sinüs açık. Ama şimdi bir de işin içine T2 ağırlıklı görüntüleri katarak bakacak olursak özellikle bu açık olan kısımların aslında T2'de akım sinyalsizliği gösteren alanlara karşılık geldiğini füzyon görüntülemede de gösterebiliriz. Ama bize işte MR venografinin kontrastı bile yapılsa göstermediği kısım şu. Şu T2'de tromboze olan ve kontrastlanmayan kısım işte MR venografide kontrastlı bile yapılsa gözükmeyebiliyor. Ya da superior sagittal sinüse baktığımızda şurada akım görülen bölgeyi çevreleyen üçgen şeklinde bir de akım olmayan alan var. Dolayısıyla burada tanımız hipoplaziden ziyade parsiyel tromboz. Hipoplazi ya da agenezi olgularında bizim MR venografi görüntüleri dışında geleneksel sekanslarda ki burada T1, T2 ya da kontrastlı 3D T1 gradyent ekolar bu açıdan işe yarar. Trombozu olan kısmı görmememiz ve benzer şekilde çapı küçük bir vasküler yapı görmemiz gerekiyor. Yani birinde açık olan lümenin çapı küçülüyor, bir de kapalı olan kısım var parsiyel trombozda. Burada ise hem anatomik görüntülemede hem de MR venografi görüntülemelerde küçük çaplı venöz sinüsler var. Ya da mesela agenezi olduğunda bu bölgede anatomik olarak da hiçbir şekilde venöz sinüs görmememiz gerekiyor. Bu olguda da yine sol transvers sinüs kalibrasyonu azalmış. Sagittal kesite baktığımızda MR venografi kaynak görüntüde çapı azalmış. Ama T2 ağırlıklı görüntüye baktığımızda da tromboz olan herhangi bir kısım yok. Dolayısıyla bu ayrımda mutlaka MR venografiye geleneksel sekansları da ekleyerek tanısal başarımızı arttırabiliriz. Bir başka olgu sağda posterior parietalde T2'de hiperintens, T1 hipointens, difüzyon kısıtlayan bir yer var. Leptomeningel kontrastlanma var. Tabii şimdi bunu geleneksel sekanslarda görünce bir leptomeningel yayılım sergileyen difüzyon da kısıtlıyor. Yani bir granulomatöz olayı olabilir. Belki sekonder bir lenfoproliferatif olay olabilir. Çünkü belirgin difüzyon kısıtlaması ve kitle etkisi var. Dura da boyanıyor aynı zamanda. Ama yine de klinik akut başlangıçtı. Venöz sistemi değerlendirme yönünden MR venografi yaptığımızda en azından dural venöz sinüslerde bir şey olmadığını buradan iyi kötü söyleyebiliriz. Ama gradyent eko görüntülere baktığımızda özellikle T2 ile karşılaştırdığımızda işte burada ayıcı tanısına bir sürü şey girebilirdi ama biz intrakranyal venöz trombozlarda görülen enfarktların da leptomeningel kontrastlanma gösterebildiğinden bahsetmiştik. İşte burada işin içine gradyent ekolar girdiğinde ya da SWR görüntüler girdiğinde burada kortikal bende gördüğümüz blooming artefaktı bizi kortikal ven trombozuna yaklaştırıyor. Yani kortikal ven trombozu demek için hem geleneksel sekanslar hem MR venografi hem de duyarlılık ağırlıklı görüntüleri kullandık. Burada da kontrastlı MR venografinin kaynak görüntülerinde özellikle trombozu olan kortikal venin çok da rahat ayırt edilemediğini şöyle gösterme amaçlı da bir scroll yaparak olguyu sonlandırıyorum. Bu son olgu da bize tanısal açıdan özellikle tekrarlayan görüntülemenin önemini anlatan bir olguydu. Bilateral talamik ödem görülen bu olguda özellikle kontrastlı görüntülerde, talamuslarda yamasal şekilde kontrastlanma izliyoruz. İnternal serebral venler filir görüntülerde ve T1 görüntülerde hiperintens izleniyor. Aynı zamanda sinüs rektusta hiperintens izleniyor. Bu olgu bu arada tekrarlayan SVO öyküsü ve yoğun bakım
yatış öyküsü bulunan bir olguydu. Yaklaşık 6 aydır bu klinik tekrarlıyordu. Biz tabii bu olguda ön planda MR venografiyi de çektikten sonra sinüs rektüs trombozuna bağlı gelişmiş derin serebral venöz enfarktı düşünmüştük. Dolayısıyla hasta antikoagülan tedavi aldı ve takip görüntülemelerinde bu vazojenik ödemler geriledi. Onun dışında internal serebral venlerdeki bu anormal T1 ve flair görüntü normale döndü ve hasta klinikte kısmi düzelmeyle taburcu edildi. Ama taburculuktan 3 hafta sonra hasta yine aynı tabloyla başvurdu. Daha büyük bir bilateral talamik ödem ve yine internal serebral venlerde akım paterni yine değişti. Özellikle bu intensitesi devamlı değişen akım paterni bu internal serebral venlerdeki akım dinamiğini bizi incelemeye itti. Ve bu sefer kontrol incelemeyi 4 boyutlu kontrastlı MR venografi yöntemiyle yaptık. Özellikle timeisolt MR venografide burada erken arteriyel ve geç arteriyel fazda bazal ven ile ilişkili venöz yapıların bir kısmının opasifi olduğunu ve internal serebral venlerde retrograd dolum olduğunu izledik. Ön planda intrakraniyal venöz tromboza nadiren eşlik edebilen arteriyel venöz fistülizasyonu düşündük. Yapılan DSA incelemesinde oksipital arter kaynaklı arteriyel venöz fistül tespit edildi. Ve olgu embolize edildikten sonra bu bölgede herhangi bir arteriyel venöz akım kalmadı. Yani özellikle kliniği bozuk olan ve antikoagülan tedaviye rağmen düzelmeyen olgularda intrakraniyal venöz tromboz olgularında mutlaka arteriyel venöz fistül varlığında ayrıca tanıda düşünmek gerekiyor. Ve multiparametrik yaklaşımla bu tablo ortaya çıkabiliyor. Dedikten sonra venöz sinüs stenozunda görüntülemeye geçeceğim. Venöz sinüs stenozunda genellikle intrakraniyal hipertansiyon zemininde gelişen bir tablo ve intrakraniyal hipertansiyonla venöz sinüs stenotu, tabii primer benim intrakraniyal hipertansiyondan bahsediyorum, birbirlerini pozitif feedback mekanizmasıyla besleyen durumlar. Çünkü venöz basınç artması venöz sinüs basılarına yol açıyor. Bu sefer basının proksimalinde venöz basınç artıyor. O da bos emilimini azaltıyor derken iki tablo birbirini kısır döngüye sokuyor. Ve bu kısır döngüyü kırmak için uygun olgularda stentleme tedavisi yapılıyor. Özellikle venöz sinüs stenozu açısından yapılacak değerlendirmelerde stenoz tipinin belirtilmesi önemli. İki çeşit venöz sinüs stenozu görüyoruz. Birincisi intrakraniyal hipertansiyon zemininde belirginleşen ve emilimi kolaylaştırmaya çalışan arachnoid granülasyonlar lümen ve intrinsik stenoza neden olabilir. İkincisi artmış intrakraniyal basınç nedeniyle serebral hemisferler ya da serebellum ekstrinsik basılara neden olur ki burada da venöz sinüsün dış duvarları daha konkav hale alır. Bu da ekstrinsik stenoz adını alır. Özellikle incelemede mutlaka MR venografi ek olarak özellikle intrinsik ekstrinsik stenoz ayrımı açısından yine geleneksel sekanslardan faydalanıyoruz. Bir de kontrastsız MR venografilerde özellikle burada transfer en sık tabii stenozları biz transvers ve sigmoid sinüs bileşkelerinde bazen de transvers sinüslerde ya da nadiren superior sagittal sinüste görüyoruz. Kontrastsız MR venografilerde bu bölgelerde stenoz zeminde oluşan hızlı akıma bağlı olarak akım sinyali alınamayabiliyor. Hatta sıklıkla bu görüntü ortaya çıkıyor. Ama kontrastlı MR venografi yapacak olursanız işte bu bölgede de akım varlığını görüyorsunuz. Özellikle bu olguda mesela hem şurada transvers ve sigmoid sinüs bileşkesinde şurada bir düzleşme var. Yani hafif bir dıştan bası var. Hem de burada arachnoid granülasyona ait olabilecek dolum defekleri var. Yine aynı olgunun kraniyal MR görüntülerinde T2'de hiperintens, flair'de hipointens ve sagittal MPR görüntülerde fokal dolum defektine yol açan arachnoid granülasyon bir intrinsik stenoz nedeni. Burada lümen çapı azalmış. Başka bir olguda ise normal kısmı izliyoruz. Burada transvers ve sigmoid sinüsü. Sonra tam bileşkeler düzeyinde serebral hemisferler ve serebellum işte burada venöz sinüsün dış duvarlarında basıya neden oluyor ve venöz sinüs kalibrasyonunda böyle kum saati şeklinde daha konkav bir görünüm oluyor stenotik bölgede. Burada önemli konulardan biri stenoz yüzdesi belirteceğimiz stenoz yüzdesinin
intrakranial hipertansiyon düzeyi ya da bu olgularda görülen görme problemleriyle herhangi bir ilişkisi yok. Yani burada stenozun herhangi bir yüzdesini belirtmenin klinik açıdan bir anlam taşımadığı literatürdeki çalışmalarla gösterilmiş durumda. Tabii ki bu olguların tanı ve tedavi kararında en önemli inceleme yöntemi diyebiliriz. DSA, hani stenozu saptadık, tedavi edelim mi etmeyelim mi konusunda. Özellikle burada bakın mesela mixed tip stenoz örneği izliyoruz. Hem dıştan bası var, venös sinüsün dış konturu daha böyle konkav gözüküyor. Hem de arachnoid granülasyonlara ait dolum defekti. Burada oblik lateral anjiyogramda. Burada stenotik segmentin uzunluğu ve en önemli şey DSA incelemelerinde retrograd yolla yapacağımız stenozun proksimalindeki ve distalindeki basınç ölçümleri bu hastalarda venös sinüs stentleme kararını belirleyecek faktörler. Yine tabii ki venös sinüs stentleme bu hastalığın tedavisi olarak geçiyor ama bazen stentleme yapılan olgularda da özellikle kadın hastalarda ve obez hastalarda klinik tablo tekrarlayabiliyor. Mesela bu olguda bilateral transvers ve sigmoid sinüs bileşkesine venös sinüs stentlemesi yapılmış her iki tarafa. 3 yıl sonrasında hasta yine intrakranial hipertansiyon kliniğiyle başvurduğunda stentlenen bölgeleri zaten MR venografide metalik artefaktlar nedeniyle optimal değerlendiremiyoruz. Buraya bir şey diyemeyeceğiz. Ama özellikle bilateral transvers sinüslerin proksimal kısımlarını 3 yıl öncesiyle karşılaştırdığımızda güncel incelemede çok stenotik alanlar ortaya çıkmış. Yani özellikle venös sinüs stentleme yapılan olgularda stentleme bölgesi dışındaki restenoz durumlarına da dikkat etmek lazım. Aynı olgunun yapılan DSA incelemesinde de burada restenoza ait kalibrasyon kayıtları var. Ve bu hastamızda yaklaşık şöyle bir 3 ay önce 3-4 ay önce başvuran bir olguydu. Birazcık işte kadın ve obez hastaydı. Yaşam tarzında düzenlemeler yapıldıktan sonra işte diyete başladıktan sonra tekrar tedavi açısından değerlendirilecek. Son kısımda diğer intrakranial venöz patolojilerden olgu bazında bahsedeceğim. Travmaya bağlı olarak dural sinüsler özellikle çökme fraktürü zemininde etkilenen yapılar oluyor. Özellikle dural sinüslere komşu çökme fraktürü görülen olgularda venöz sinüslerde travmaya bağlı bulgular ortaya çıkabiliyor. Şimdi burada mesela subgaleal bölgede ve epidural mesafede yer kaplayıcı bir etki var. Travmatlı olguda ön planda hematomu ve çökme fraktürünü düşündürüyor. Özellikle burada kesişsel MR venografi görüntülerde fazla optimal olmamış ama şurada venöz sinüsün kalibrasyonunda total bir azalma var. Şimdi burada izlediğimiz azalmanın basıya ya da tromboza bağlı olup olmayacağını net olarak ayırt edemeyiz. Yani şu kısımda bası da kalibrasyon azalmasına neden olabilir. Nitekim hasta çökme fraktürü ve bu hematomu için, subperiostal hematomu için opere ediliyor. Ve bu bölgede aslında çoğu kısımda trombozun olmadığını izliyoruz. Sadece burada tam orta süperior sagittal sinüste parsiyel tromboz ile uyumlu averaj görüntülerdeki dolum defektini izliyoruz. Ve ince kesit aksiyel MIP görüntülerde burada yine kronik demeyelim parsiyel tromboza ait düzensizlikler var. Yani venös sinüs basıları olabiliyor travmaya bağlı. Yine venös sinüs trombozlarını özellikle basının olmadığı bölgelerde bir dolum defekti görürsek işte oranın trombozu olup olmadığını söyleyebiliriz. Bir de nadiren bir epidural kanama eğer bir venös sinüsü medyale doğru deplase ediyorsa burada venöz epidural kanamadan bahsedebiliriz. Burada genellikle venös sinüs lateral duvarları ya da komşuluğundaki köprü bendinin yırtılmasına bağlı olarak venöz epidural kanamalar görülebiliyor. Spontan intrakranial hipotansiyonda hipertansiyonun tam tersine venös sinüs dilatasyonu oluyor. Bu dilatasyon da her zaman MR venografilerde aşikar olmayabiliyor. Burada biraz daha aşikar. Ama bize yine bu venös sinüs dilatasyonunu düşündüren en erken bulgu normalde venös sinüslerin konturu şu aşağıda olduğu gibi daha böyle üçgen şeklinde olur.
Boz basıncı azaldıkça bu venöz sinüslerin özellikle boz alanlarına komşu yerler daha böyle konveks bir hal alıyor. Venöz sinüslerin şekli daha yuvarlak oluyor. Özellikle bu yine intrakraniyal hipotansiyon zemininde görülen venöz sinüs dilatasyonu ve stazına ait bir bulgu. Tabii venöz sinüslerde dilatasyonun yanında stazla gelişince bu olgularda da bazen venöz trombozlar görülebiliyor. Burada intrakraniyal hipotansiyonla takipte olduğumuzu da takipleri esnasında gelişmiş subakut dönem venöz sinüs trombozunun görüntülerini izliyoruz. Bu da bahsedeceğim 43 yaşında kadın olgu pulsatil tinnitus ve baş ağrısı şikayetleriyle başvuruyor. Burada sağ sigmoid sinüs platosu sola kıyasla genişlemiş. Böyle lateral MPR görüntülerde yine şurada divertiküler genişlemeyi temsil edebilecek bir görünüm var ve tam şurada daha yakın projeksiyondan baktığımızda sigmoid plato anterior duvarında bir remodeling var ve mastoid hücrelerle bu sigmoid olup iç içe. MR venografi görüntülerde de özellikle şu genişlemenin olduğu bölgedeki divertiküler genişleme tipik ve proksimalde de venös sinüs stenozu var. Özellikle bu durumda biz sigmoid sinüs divertikülü ve deistansını düşünmemiz gerekiyor. Şurada da deistansı izliyoruz. Bu tabloda genellikle intrakraniyal hipertansiyon zemininde görülebilen bir tablo. Başka bir olgu, baş ağrısı şikayetiyle başvurduğunda sağ parietal ekstraaksiyel lokalizasyonda homojen kontrastlanan bir lezyon var. T1'de, T2'de, ara intensitede. Difüzyon ağırlıklı görüntülerde ADC'de hiperintens ve gradient echo'da herhangi bir duyarlılık artefaktı yok. Ancak şurada T2'de içerisinde pulsasyon artefaktlarının olması bize vasküler bir patoloji olmasın diye düşündürüyor. İnce kesik T1, gradient görüntülerin MIP imajlarında direkt parietal kortikal benlerle ilişkili bir lezyon olduğunu izliyoruz. Yapılan 4D dinamik MR venografide venöz fazda lezyon içerisinde dolum var. Ve özellikle arteriyel fazda ne MR venografide ne de DSA'da herhangi bir dolum yok. Özellikle venlerde izlediğimiz bu lezyon ön planda kortikal venöz anevrizma ya da serebral varis olarak ifade ediliyor. Bu tabloda arteriovenöz fistüller ya da malformasyonlarda yüksek hızlı drenaja bağlı gelişen ektazileri temsil edebileceği gibi bizim olgumuzda olduğu şekilde sporadik olarak da görülebiliyor. Son olgu, 35 yaşında erkek hasta yeni başlayan dengesizlik ve baş dönmesiyle acil servise başvurduğunda sağ serebellar hemisferde yaklaşık şöyle bir 2,5 santimlik bir hiperdens lezyon var. Böyle dallanır tarzda hiperdens alanlar içeriyor. Yapılan kontrastlı kranial MR incelemede bu hiperdens alanın uyan lokalizasyonda bariz bir kontrastlanma yok ama yaygın bir Flair imajlardaki ödem bulgusu dikkati çekiyor ve kontrastlı görüntülerde burada nodüler tarzda ve lineer tarzda kontrastlanan alanlar var. Ayrıca solda da belli belirsiz lineer kontrastlanan alanları istiyoruz. Sonrasında SWI incelemede bu bölgede aslında çok büyük bir gelişimsel venöz anomaliyi düşündüren böyle çok fazla miktarda dallanan büyük bir venöz lezyon olduğu izlenimine kapılıyoruz. Sol tarafta izlediğimiz kontrastlanmada da venöz anomaliyle uyumlu kontrastlanmalar var. Ancak hem kontrastlı MR venografide hem de normal kontrastlı T1'de çok iyi bildiğimiz ve bahsettiğimiz üzere venöz anomalilerin difüz kontrastlandığını belirtmiştik. Ancak özellikle MR venografide şu kısımda fokal bir dolum defekti olması ve bu kısmın BT'de hiperdens, SWI görüntülerde duyarlılık ile uyumlu sinyal kaybı sergilemesi nedeniyle ön planda biz bu olguda gelişimsel venöz anomali trombozu düşünmüştük. Nadiren bu lezyonlar trombozu olabiliyor. Ve hasta antikoagülan tedavi alıyor. Tedavinin ikinci ayında yaptığımız kranial MR incelemede serebellumdaki ödem bulguları kayboluyor. Bu bölgede halen bir kontrastlanma yok. Ancak SWI görüntüleri 2 ay sonraki görüntüde şurada Blooming'in izlendiği alan kaybolmuş. Büyük ihtimal buradaki trombozda da kan ürünü kalmamış. Şurada belki çok az bir kalıntı var. Soldaki venöz anjiyom da dikkati çekiyor.
Öncelikle bu olguda da tromboza gelişimsel venöz anomali düşünmek lazım. Sonuç olarak intrakraniyal venöz patolojilerin tanısı çoğu zaman kompleks bir yaklaşım gerektirmektedir. Doğru tanı için inceleme yöntemlerinin güçlü ve zayıf yanları, anatomi varyasyonlar, klinik semptomlar ve patofizyolojik süreçler zeminde beklenen radyolojik bulgular gözetilmelidir. Özellikle multiparametrik MR ya da yapamıyorsak multiparametrik BT tanıda faydalı radyolojik inceleme yöntemleridir. Sabrınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim. Evet Rıfat Hocam, teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel, çok verimli bir sunumdu. Kafamızdaki birçok soru işaretini de aslında yanıtını bulduk. Şimdi bir soru gelmiş, ben onu aktarmak istiyorum. Öncelikle teşekkür etmiş Levent Karakaş isimli katılımcımız. Birinci sorusu, TOF ve veya kontrastlı MR venografide inferior sagittal sinüsü görmek şart mı? Göremezsek rapora belirtmeli miyiz? İkincisi, küçük ensefaloselleri ile transfer sinüslere indente büyük araknoid granülasyonlar bazen karışabiliyor. İkisini ayırmak gerekir mi, yoksa ikisi de olabilir diye yazıp geçilebilir mi? Üçüncü soru. Bir tane daha var. Sonra mı okuyalım üçüncüyü de? Siz okuyun, ben hepsine sırayla, ben de chatten açayım. Tamam. Kontrastsız BT'de dural venöz sinüsleri insidentel olarak alışılmışın dışında yüksek densitede gördüğümüzde ileri tetkik önermeli miyiz, yoksa hemokonsantrasyon vesaire diye yazıp bırakmalı mıyız diye soruyor. Görmezden mi gelmeliyiz? Bir tane daha sorusu var. Sinüs ven trombozu tanısı için kontrastlı BT veya MR venografi çevkemediğimiz hastalarda kontrastsız BT'de bundan bahsetmiştiniz aslında. Hans Bild ünitesi olarak bir cutoff değer var mı diye sormuş. Evet, çok teşekkür ederim sorular için. Şimdi ilk sorudan başlayacak olursak, TOF veya kontrast MR venografide inferior sagittal sinüsü görmek şart değil. Yani bu yaptığı zaten venöz TOF'ta inferior sagittal sinüsü görmek çok çok zor. Çünkü iki boyutlu yapıyor olsak bile venöz TOF inferior sagittal sinüsü göstermeyebilir ya da olguda inferior sagittal sinüs gelişmemiş olabilir. Yani görmek çok şart değil. Yani göremezsek rapora da belirtmeye gerek yok diye düşünüyorum. Şimdi ikinci soru, küçük ensefaloseller ile transfer sinüslere indante büyük araknoid granülasyonlar bazen karışabiliyor. İkisini ayırmak gerekir mi diye sormuş Levent Bey. Şimdi küçük ensefalosellerde ya aslında araknoid granülasyon dediğimiz şey de bir nevi ensefalosel. Özellikle venöz sinüslere komşu bir Bosile izointens bir lezyon ensefaloselden ziyade araknoid granülasyon olarak düşünmek lazım. Çünkü iki yapıda da aslında beyin parenkimi de hatta bunların içine herniye olabiliyor. Burada özellikle venöz sinüslere komşuluk bizi araknoid granülasyonlara yönlendirmeli ve araknoid granülasyonu daha ön planda tutmalıyız. Üçüncü soru, kontrastsız BT'de dural venöz sinüsleri insidental olarak alışılmışın dışında yüksek densitede gördüğümüzde ileri tetkik önermeli miyiz? Yani şimdi burada tüm dural venöz sinüsleri mi görüyoruz, yoksa fokal mı görüyoruz? Öncelikle bu açıdan düşünmek lazım. Ve tabii ki yani dural venöz sinüslerde gerçekten çok yüksek bizi rahatsız eden bir görüntüleme varsa yani ileri tetkik önerilebilir diye düşünüyorum. Yani çok da görmezden gelmemek lazım. Özellikle acil şartlarda başvuran olgularda bir de bu olgularda kontrastsız BT'de yani klinik başlangıç da önemli. Mesela atıyorum kronik ya da geç subakut olgularda venöz trombozları araştırırken BT yaptığımızda zaten çok hiperdens bir sinüs beklemeyiz. Orada mesela birazcık daha hematokrit etkisini göz önünde bulundurabiliriz. Dördüncü soru, sinüs ven trombozu tanısı için kontrastlı BT veya MR-MR venografi çekemediğimiz hastalarda kontrastsız BT'de HU olarak bir cutoff değeri var mı? Yani çok değişken cutoff değerleri var. Yani hangisini baz alabilirsiniz bilmiyorum. Ama yani bir şekilde bence bu olgularda şüphe halinde direkt ileri tanı basamağına yönelmek ya da hiçbir şey yapamıyorsak yani kanama da yoksa intrakraniyal bölgede klinik olarak da venöz sinüs trombozu ya da kortikal ven trombozu düşünülüyorsa zaten bu şüpheyi belirtip antikoagülan tedaviye başlamayı önermek gerekir diye düşünüyorum ben.
Evet, teşekkür ediyoruz. Güzel sunum için teşekkür etmiş katılımcılar. Ederim. Harika bir sunumdu diyorlar. Teşekkürler Gökhan Hocam ve Güman Hocam teşekkür etmiş. Benim de ufak bir sorum olacak. Hocam. Başka soru yoksa. Bu stent uygulamasını ne sıklıkla yapıyorsunuz? Transfer sinüslere stent uygulamasını bu intrakraniyel hipertansiyonlu olgularda. Ya hocam şöyle yani çok sık değil yani bunu zaten ben genellikle tanısal nöroradyoloji ile uğraşıyorum. Bahattin hocam genellikle girişimsel radyoloji ile uğraşıyor bizim bölümde. Yani çok seçici olgularda yani senede 2-3 gibi bir sıklık var. Çok sık yapılan değil çünkü bir kere venöz sinüs stentlemesinden önce hastanın bildiğim kadarıyla bir yaşam tarzında da düzenlemeye gitmek gerekiyor. Mesela genellikle bu venöz sinüs stenozları kadın obez hastalarda görülebilen durumlar. Önce diyet başlanıyor. Onun dışında asetazolamit tedavisi ya da bu diazomit tedavisine bir yanıt var mı diye bakmak gerekiyor. Yani bizde en azından yaklaşım öyle oluyor. Bir de tabii ki en önemli faktör orada tanısal açıdan yapılan DSA'da stenozun proksimalinden ve distalinden basınç ölçümleri. Oradaki basınç gradiyenti proksimalde distale göre çok fazlaysa yani o olgularda mutlaka stentleme tercih ediliyor. Bir de boz açılış basınçları çok çok yüksek olan olgularda ön planda diğer tedavi seçenekleri açısından değerlendirme yapılıyor bizim kliniğimizde bildiğim kadarıyla. CT venografiyi peki siz galiba 4D'yi MR venografiyi daha çok kullanıyorsunuz da BT venografiyi de sık kullanıyor musunuz onu merak ettim. Hocam şöyle yani BT venografi, MR venografi yapamadığımız durumlarda kullanıyoruz. Yani çok sık kullandığımız bir inceleme yöntemi değil. Yani venöz sinüs tromboziyle başvuran olguda ön planda genel olarak biz bir şekilde MR tarafında kalmaya çalışıyoruz. Ancak MR inceleme gerçekleştiremiyorsak ve bir şekilde venöz sinüs trombozu düşünüyorsak BT venografiden çok daha sıklıkla faydalanabiliyoruz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler geliyor tekrar. Başka soru yok sanırım. Erkan Hocam teşekkür etmiş. Ben teşekkür ederim. Murat Hocam teşekkür etmiş. Ben teşekkürler. Duygu Hocam teşekkür etmiş. Teşekkürler. Peki, öyleyse tekrar teşekkür ediyorum bu güzel sunum için. Ben Başka teşekkür. soru yoksa oturumu sonlandırıyorum ben de. Çok teşekkürler hocam. Takdiminiz için Sağ olun. çalışmanızda başarılar dilerim. Size de hoşça kalın. İyi akşamlar herkese.